Şimdi bir bakalım arkadaşlar, ben bir yayını geri alayım. Kısa bir ara verdik. Şimdi görünmüyorsa bu bu doğru Fatih. Bu önemli bir sıkıntı. Şimdi arkadaşlar bir iki dakikanızı rica edeyim. Bunun bir önüne geçmemiz lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi neden böyle bir sıkıntı çıkarttı bir? Şu an şeye bakıyorum arkadaşlar, yayını birazcık geri aldım. Neden gözükmediğini inceliyorum. Abi, bu aksilik iyi olmadı. Evet, hiç çıkmamış. En önemli kısımlarda çıkmamış orada. Şu an ekranda ben... Evet arkadaşlar, bu sıkıntının sebebi şu. YouTube'dan kaynaklanıyor arkadaşlar. YouTube'dan kaynaklanmasının sebebi şu. Siz de az çok konuya vakıfsınız. Şimdi Max'in içerisinde render setup menüsü ayrı bir pencerede açılıyor. Material editor ayrı bir pencerede açılıyor ve frame buffer da ayrı bir pencerede açıldığı için bunların hepsini ayrı bir ekran olarak kabul ediyor. Size o yüzden göstermiyor bunu. Şimdi buna bir bakalım. Bir çözüm bulalım. En azından sorunumuz nedir onu biliyoruz. Bunu yapması iyi olmadı. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, materyal editör olsun, render penceresi olsun, hepsini ayrı bir pencere olarak kabul ediyor. O yüzden de görüntüye almıyor. Bunun ben de şimdi yeni farkına vardım. Böyle bir şey yaptığının. Şimdi biz buna nasıl bir çözüm? Evet, Fatih pop-up olarak görüyor. Ayrı bir pop-up olarak gördüğü için bunu canlı yayına aktarmıyor. Mesela şimdi şey yaparsam size, mesela frame buffer'ı paylaşayım. Sadece frame buffer'ı göreceksiniz. Bu sefer de 3D Max'i görmeyeceksiniz. Şimdi birazdan görüntü size gelir. Arkadaşlar bir 5 dakikanızı istiyorum. Bir 5 dakika içerisinde tekrar bu sorunu bir çözüm bulup döneceğiz. Kusura bakmayın.
Evet arkadaşlar, tekrar şimdi devam edeceğiz. Şöyle bir çözüm bulduk buna. Şimdi sorun YouTube kaynaklı bir sorun arkadaşlar. 3D Max'in içerisinde açılan Temin Fatih arkadaşımızın da bahsettiği gibi her bir pencere pop-up olarak algılıyor. O yüzden de şey yapmıyor. Mesela yayın mantığında ben sadece 3D Max'in ekranını yayında paylaş gibi bir seçenek sunuyorum. Onu şöyle çözeceğiz. Mesela Material Editor'da bir ayarlama yaparken ekranı otomatik olarak Material Editor paylaşacağım. Render Setup menüsünde bir ayarlama yaparken Render Setup penceresine geçireceğim. Max'te sahne üzerinde oynama yaparken de normal standart perspektif ya da kamera ekranımıza döneceğiz. Aksaklık için özür dileriz arkadaşlar. Hani bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Şimdi Material Editor ve Render Setup kısmında yaptığımız ayarlamalara geri döneceğiz. Kamerayı ekrana çevir demesi Kaan. Güzel fikir fakat kamera ekrana dönecek pozisyonda değil. Hani bu laptopun kamerasında ve laptop şu an bayağı bir üzerine kablo takılı. Ondan dolayı hani döndüreyim desem olmayacak. Hani tam net bir görüntü alamazsın. Yani fikir güzel ama net bir görüntü alamazsın. Şimdi tekrar biz yaklaşık bir 5 dakika geriye dönelim arkadaşlar. Size Material Editor'da ve Render Setup menüsünde başlangıçta yapmış olduğum ayarları bir göstereyim. Şimdi ama öncesinde bir saniye Max'te bu kısımlar zaten. Bir de Material Editor'u açalım. Ekran paylaşımı. Şimdi işin güzel tarafı Render Setup menüsünü de algılamadı. Yani harika oldu. En kötü hani Kaan'ın dediği yöntemle yapacağım. Umarım görüntü iyi olur. Bakalım denemeye çalışalım arkadaşlar. Kaan'ı da kırmayalım. Ekranı da şöyle ufaktan kameraya döndürelim. Ben de yerimi değiştireyim. Şu an hala beni çekmekle. Ah, bir şey de düşürdük. Bir şey de düşürdük. Arkadaşlar bu sizin için hani yeterli bir görüntü olacaksa benim için sıkıntı yok. Hani tabii bu arada geliyorum arkadaşlar. Şimdi öyle bir pencere görmeniz normal. Bunu düzelteceğiz. Şimdi şu anda aşağı atalım arkadaşlar. Şimdi bir yandan da Kaan'cığım oldu mu senin dedin
Şekilde yap, devam edeceğim. Valla böyle bir aksilik oldu arkadaşlar, kusura bakmayın yani. Ben de ilk defa böyle bir webinar gerçekleştiriyorum. Enteresan oluyor birazcık. Yaklaşık 40 dakika geçmiş. Herhalde uzayacak gibi gözüküyor. Evet, devam edelim. Biraz daha ben bunu size doğru yaklaştırayım arkadaşlar. Daha net görünsün. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Şimdi birinci slot arkadaşlar tavanda kullanacağımız vireylat materyalini atadık. Slot sekmesi altında vireylat materyali seçtik. Atadık. Herhangi bir değerle oynamadık. Direkt poligonda açık olan kısımda uygula dedik. Sonrasında bu cam kısmında kullanacağımız için yine aynı şekilde seçtik. Bu test renderimizi almadan önce de burada yaptığım ayarlar şu şekildeydi arkadaşlar.